Suriye İç Savaşı başlamadan önce yüksek işsizlik rakamlarından ve yolsuzluktan bunalan halk, aynı zamanda insan hakları ihlallerinden ve sivil alana yapılan baskılardan da şikayet ediyordu. Darbeyle başa gelen diktatör Hafız Esad'ın ölümünün ardından 2000 yılında iktidarı devralan Beşar Esad'a karşı halkın rahatsızlıkları her geçen gün artıyordu. Suriye toplumunda demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğüne yönelik talepler içten içe artıyordu. 15 Mart 2011 tarihinde Suriye'nin güneyindeki Dera ilinde bir grup gencin Arap Baharı'ndan etkilenerek düzenlediği rejim karşıtı barışçıl gösterilerle başladı. Gösteriler hızla ülke geneline yayıldı ve böylece geçici olduğu düşünülen fakat 10 yıldır devam eden Suriye İç Savaşı başlamış oldu. 2011 yılında 21 milyon nüfusa sahip olan Suriye'de sayıları 3 milyon olan ve Suriye'de azınlık olarak yaşayan Nusayriler, nüfusun %60'ını oluşturan Sünnileri Rusya ve İran'ın desteğiyle bastırabilmektedirler. Kendini dünya lideri olarak tanıtan Amerika Birleşik Devletleri ve birçok ülke, kimyasal bomba kullanımından sivillerin öldürülmesine kadar işlenen hiçbir suça ve insan hakları ihlaline ses çıkarmamış, hatta kendi paylarına düşeni alma çabası içine girmişlerdi. Suriye İç Savaşı, Suriye ordusu, Suriye hükümeti ve Suriye'deki iç isyancılar arasında başlayan, sonrasında Irak ve Şam İslam Devleti yani IŞİD, El-Nusra ve bazı Kürt, Türkmen, Dürzi ve Süryani gruplarında katıldığı, daha sonra İran, Rusya, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail gibi devletlerin de katıldığı bir savaş haline geldi. Bu saydığım ülkelerin Suriye'ye sınırı olmadığı gibi kilometrelerce uzaklıkta olması oldukça dikkat çekici. Bu savaştan en çok etkilenen ülke şüphesiz Türkiye oldu. Ben de bizi bu kadar etkileyen savaşı yerinde görmek ve size göstermek istedim. Gelin hep birlikte şu an Suriye'de neler oluyor görelim. Babüsselam denilen bir yere geldik. Burası Türkiye'nin sınır kapısına en yakın olan yerlerden bir tanesi. Uluslararası angajman kurallarından dolayı burası bombalanamıyor. O yüzden bu insanlar da bu bölgelere yerleşmeye başlamışlar. Şimdi arkadaşımız bize burayı daha iyi bir şekilde anlatacak. Çadırları görüyoruz. Bursa Dağı. Şimdi burada çadır kentler iki kısma ayrılır. Birinci dağınık çadır kentler ve toplu düzenli çadır kentler. Bizim kurduğumuz düzenli çadır kentler alt kanalizasyonu olan düzenli bir şekilde kurulmuş. Dağınık çadır kentler ise daha sonradan savaş bölgesinde kaçan insanlar gelmişler. Düzenli çadır kentlerde yer bulamayınca kendilerini mecburen ağaç altlarına atarak yeni bir çadır kent oluşturmuşlar diyelim yani. Bu şekilde hayatlarına oralara ulaşılabiliyor mu? Oralara da ulaşıyoruz. Zaten ağırlıklı yardımlarımız biraz daha da çadır kentleri oluyor. Dağınık çadır kentleri. İkinci durağımız Afrin. Afrin, Halep'e bağlı bir yerleşim merkezi. Şu anda Türkiye'nin kontrolü altında. Burada bir Türkmen kardeşimizle tanıştık. Askerlik görevini yaparken sivilleri öldürme emri verilince kendi halkına kurşun sıkmamak için kaçmak zorunda kalmış. Guta adı verilen bölgeye geldiğinde halkla beraber muhasara altında kalmış. 6 yıl süren muhasara altında yiyecek ve içecek tükenmiş. Rejimin bombardımanı altında ölüm ve hayat arasında çok zor günler geçirmişler. Hatta o bölgeye atılan kimyasal bombalar yüzünden çoğu çocuk ve sivil halk olmak üzere binlerce insan ölmüş. Görüntüsünü ve ismini vermeden hikayesini bir de ondan dinleyelim. Şimdi rejim sizi askere aldı, çağırdılar. Evet. Devlet normal devletken askerliğe gelince aldı. Sonra iç savaş başladı. İç savaş başlayınca askere dediler ki vurun. Ayaklandı bunlar, vurun falan. Bunlar kaçtı. Vurmamak için. Etraf kuşanınca hiçbir yere gidemiyorsun. Kaldın orada. Etrafı düşman askerlerle kuşanan bir bölge. Guta. Guta diye bir bölge. Şam'a gidiysen hocam? Şam'da böyle o böyle bir bölgede kaldı bunlar. Evet. Sonra nasıl kurtuldunuz oradan? Anlaşma oldu. Rusya'nın Türkiye orada halk çıkıcı diye. Otobüslerle çıktık buradan. Orayı Rusya'ya verdiler. Karşısı Afrin'di. Peki orada siz silahlı mücadele ettiniz mi? Evet. Giremediler değil mi içeri? Yok. Giremediler.
giremediler yani. Peki sizin silahınız, cephaniz falan nasıl vardı? Silah normal. Kalaş. Kalaş sadece. Ama giremiyorlardı bile. Evet. Millet çok yani. Silah tutan çok. Ama onların askerleri kalmadı. Rejimin askerleri kalmadı. Sonra Rusya girdi. Biraz farklı oldu yani durum. Aşağı tarafı biraz daha şey oldu. Rusya olunca denge bozuldu. Uçaklar, uçaklar, yeni silahlar falan oldu. Biraz fark etti durum yani. Bir de silah kullanma işleri değil. Savaş ne? Ben bankacıyım. Ben savaşta ne anlarım? Mesela. Tabii. Yani doktor, ben şimdi orada yaralandım. Elim sakat oldu. Ameliyat yok. Kimyasal silah mı? Yok hocam. Kimavya. Ne diyorlar abi? Hayır, kimyasal silahı atınca herkesin etkilenmesi lazım. Senin etkilenmedi evet. Mesela. Biz uzaktık biraz. Bir bölgeye indi. Orada biraz şey oldu. O bölge tamamen öldü. 1300 kişi oldu, öldü yani. Aynı anda. Aynı anda. Ama bunların hepsi savaş suçu. Evet. Şunların hepsi uluslararası hukuk alanında savaş suçu. Aynen. Yargılanması gerekirler. Beşer mi attı bu bombayı? Hı, evet. Beşer attı. Ama ben neyi düşünüyordum? Oradan kaçıp yol Türkiye'ye geçme. İşte orada hisar altında kaldım. Yollar vardı, açıktı o zaman. Orada hisar altında kaldık. Kaç yıl kaldınız orada? 6 yıl. 6 yıl. 6 yıl. Ben şimdi anlamıyorum, 10 yıl oldu görmeyeyim. Ben çıkmadan önce, bir ay önce evlendim. Aleykümselam. Ha, odadan sonra Kalamun bölgesi vardı. Kalamun bölgesine çıktık, biraz rahattı orada ama Daesh vardı. Hı. Oradan da savaştık. Ben orada evlendim. Bir ay önce çıkmadan evlendim. Ben kesiktim, umutu kesiktik oradan çıkardık. Hasar altında ya. Yani evlendik, buraya Afrin'e geldik. Evet, şimdi Afrin'e geldik. Burası diğer yerlere nazaran biraz daha tehlikeli. O yüzden öyle her şeyi, her yeri çekemiyorum. Şimdi İHA'nın Afrin Lojistik Merkezi'ndeyiz. Burası ele geçirilmeden önce PKK'nın sağlık ocağı olarak kullanılıyormuş. Ama şimdi İHA'nın lojistik merkezi olarak kullanılıyor. İçeriği de göstermek istiyorum. Böyle bir yer. Şimdi de Suriye'de savaşa doğan, normal bir hayatın ne olduğunu bilmeyen ve nereye gidersek gidelim her seferinde yanımıza koşarak gelen kamplarda yaşayan çocuklarla tanışalım. Çok tatlısın. Atılam bir taraf. Bak, orada biz varız. Gördün mü? Atılam bir taraf. Aa, bu tarafıma... Burama gel. Gel, şöyle gel bu tarafıma gel. Yaşamlarında hepsi ayakkabı olmadı. Söylesene, bu yanıma gelsin. Lakarlı kamera aşık bu konu. Gel. Ay, hiçbiriyle anlaşamıyorum. Bir de tercüman olacağım ben. Tercümanlık mı? Evet, mütercim tercümanım ama benimki Arapça değil. Ne yapayım? En önemli sahne tercüme demek, bir öncekinin diline yakın olması. Değil mi? İşte Arapça bilmek lazım. Kullu. Kulluna dahik. Tamam? Vahid, itne, telata. Dahik. Dahiki. Dahaku. Dahaku. Helal olsun. Dahaku. Sıvan. Dahaku. Ama hiçbir şey Dahaku. Dahaku. Yerim ya. 2 dakika boş geçmiyor. Nerede insek hemen yanımıza geliyorlar. Çok evet, tatlı evet. Bence. Gel Ammar. Tamam. Gel. Ammar. Gel gel. Gel gel. Tal huna. Tal huna. Tal huna. Tamam. 8 yaşındaymış. 8 yaşında. Evet. Sor, sen sor, ben sana tercümanlık yapayım. Ya çok tatlılar ya. Çok mu tatlı? Halva ya. Ente cemil cidden. Naam, Ammar. Tutabilir misin? Tamam. İlhak, ilhak. Ya naam, çok tebessüm, tatlı. Tebessüm yani. Hepsi böyleler. Oo, la la la. Yani tebessüm yani. Dahak, dahak. Dahak yani, dahak. Dahak yani, dahak, 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 dahak. Hada, hada. Ben de istiyorum. Tamam, hadi dur. La la. Gel. Dahak. Dahak. Ela ki dahak, dahak. Daha. Tamam. Cemil cidden. Bak bak. Hiçbir gülmüyor. Ama güldüler sonra. Gel gel bak.
Bunu durdurdun mu sen? Bunu durdurdun Yok, mu? Yok, hayır. 1 milyon şehidi olan bu savaş inşallah en kısa zamanda biter. Videoyu kapatmadan önce Suriye'deki bütün çocuklardan böyle bir dünyaya doğdukları ve hiçbir şey yapamadığımız için özür dilemek istiyorum. Umarım bir gün hak ettiğiniz hayatı yaşarsınız. Unutmayın, kardeşlik.